Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da DM'den çok fazla istenen bir modeli paylaşacağım. Yazmamın kenarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim yakından tığlamamı da. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isteyen arkadaşlar için de YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak bütün tığlama püf noktalarımı paylaştığım videomu izlemelerini tavsiye ediyorum. Yazmamın zemin rengi böyle koyu turuncu, biraz kiremit tonuna dönük bir renk. Onun için seçtiğim ipim, hemen göstereceğim, altın başa 45 numara. Yanında krem rengi kullanacağım. Çiçek bölümü 2 renkli. Krem rengi ipim de yine altın başak 911 numara. Ve yazmamın kenarında tığladığım ipim altın başak 2 numara yeşil. Kullandığım tığım da 22 numara arkadaşlar. Hemen şimdi modelime başlamak istiyorum. Dediğim gibi Instagram'da DM'de çok fazla istek alan bir modeldi. Hemen başlayalım. Benim tavsiyem bu modeli yaparken arkadaşlar izleyerek yapın. Çünkü çok fazla sayı değişiyor. Değişik yerlerde değişik sayılar ve değişik püf noktaları var. Bu yüzden izleyerek yapmanızı öneriyorum. İlmeğimi oluşturdum yeşil ipimle. Geldim. Şöyle tığ battığının altından ipimi tutturdum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Minik bir trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir sonraki tığ battıdan tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine. Yine bir defa doladım. Yine aynı şekilde trabzanımı yaptım. Bir sonraki tığ battıdan ikişer ikişer çıkarak 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 tane üstüne zincir çektim ve bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Çiçek yuvaları arasında bu çimenden 5 tane yapıyorum. Ama bu çimenden 5 tane yaptıktan sonra çiçek yuvasına gelmeden önce 3 zincirle 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3 zincir, hemen diğer sık iğne, diğer tığ battığımdan sık iğne ile tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Yine diğer sık iğnemden, diğer tığ battığımdan sık iğne ile tutturuyorum. 3 tane böyle küçük 3 zincirli yuva yaptım. Nedeni de eğer bu yuvaları yapmadan hemen çiçek yuvasına geçerseniz şuradaki yaptığımız aradaki çimenler yaprakla üst üste biniyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane böyle yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine tığ battığının altından tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine tığ battığının altından tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine tığ battığının altından, sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Şimdi burada 1, 2 zincir çektim. Bir kez doluyorum. Bir sonraki tığ battıya, tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Minik bir küçücük trabzan yapmış oldum. Üstüne yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü döndüm. Bir önce yaptığım 4 zincirli yuvama geri dönüp tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine tekrar. Bu şekilde. Son yuvaya geldiğimde 1, 2 zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Yuvadan minik bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ön yüzü döndüm tekrar. Geldim. Tutturuyorum. 1, 2 zincir çektim. Çünkü son bölüme geldim. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu nedenle izleyerek yapmanızı önerdim. Çünkü şurası iki sıra gitmesin, kalın düşmesin diye trabzan yaparak dönüyorum ben. Ona dikkat etmeniz gerekiyor bence. Yine 4 zincirimi çektim. Geri döndüm. Bir önceki yuvadan bu sefer tutturuyorum. Şimdi burada arkadaşlar yaprak yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Örneğimi tekrar düz yönlü döndüm. En baştaki ilmeğimi küçültüyorum iyice. Sonra zincirimin altından giriyorum. Fıstık yapar gibi. 1, ama küçücük. Sadece tığ geçecek kadar arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 defa zincirimin altından geçtim. Bir tane de zincirden kalan ilmeğim vardı. Toplamda 6 tane oldu. Hepsinden şimdi 2 2 geriye geriye çıkacağım. 2 2 2 2 2. Bir tane üstüne zincir çektim. İlk yuvadan giriyorum. İlmeğimi çektim. Küçücük ilmek çıkardım. İkinci yuvadan yine küçücük. Buranın minicik olması, dar olması çok önemli. Yoksa biçimsiz durur arkadaşlar yapraklar. Yine şu anda 5 oldu. Sonucudan giriyorum. 6. Dediğim şekilde yaparsanız burada verdiğim şekilde aynısı olur. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. İkişer ikişer çıkarken de çok fazla bolluk bırakmıyorum. Düzensiz gitmesin diye. Üstüne yine bir zincir çektim. Yine aynı şekilde.
Her yuvadan birer tane giriyorum. Minik minik ilmekler. Eğer örnek mendilinizin kenarına yapacaksanız modeli zaten farkına varırsınız. Birazcık ilmekleri geniş aldığınızda yaprak çok düzensiz görünüyor. Yine ikişer ikişer çıkıyorum geriye doğru arkadaşlar. Bitti. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. İlk yuvadan düğümledim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen bir sonrakine sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine yine sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine yine sık iğnemi yapıyorum. Köşeye geldik şimdi. Köşede bir tane sık iğne yaptık. Köşeyi dönmek için bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Köşede ve oradan aşağıda kalan bölümde her yuvada ikişer sık iğne yapacağız. Köşede iki tane yaptık. Bir alttakine iniyorum. Yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir alttakine iniyorum. Yine iki tane sık iğne yapıyorum. Böylece yaprağım tamamlandı. Şimdi geldim. Şurada 4 zincir çekerek tepede oluşturduğum yuvam vardı. Bu yuvaya yine sık iğne ile tutturuyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Geri döndüm. Yuvaya tutturdum. Yanına bir tane daha 13 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine yuvaya döndüm. Sık iğne ile tutturdum. Şimdi yaprağımızın eşini yapacağız. Yine 5 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. En başta tığımda zincirden kalan ilmeği küçültüyorum. Bunu birinci ilmek sayalım. İkinci, fıstık ilmeği gibi ama küçücük yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. İkişer ikişer geriye doğru geliyorum. 2, 2, 2, 2, 2, aynı bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Şimdi ilk boşluktan giriyorum. Yine ilmeğimi çekeceğim. Birinci ilmek. İkinci. En başta bir tane zaten tığımda kalan ilmeğim var. Onunla beraber 3 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün yuvalardan giriyoruz. Ama burada dediğim gibi işin püf noktası, muntazam düşmesi için gereken, dikkat edilmesi gereken şey dar almak ilmekleri. Geniş yaptığınızda zaten özellikle örnek mendiline falan denerseniz görüntünün değiştiğini fark edersiniz. İkişer ikişer geriye doğru çıktım. Yine bir zincir çektim. Yine birinci ilmekten giriyorum. İlmeğimi çektim. İkinciden giriyorum. İlmeğimi çektim. Üçüncüden giriyorum. İlmeğimi çektim. Dördüncüden ilmeğimi çektim. Beşinciden ilmeğimi çektim. Bir tane de tığımda kalan vardı. Toplamda 6 tane. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. 2, 2, 2, 2, 2. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk yuvaya sık iğne ile kirpiğimi tutturuyorum. Diğerlerine de ikinci yuvaya sık iğne. Üçüncü yuvaya sık iğne. Dördüncü yuvaya sık iğne yapıyorum. Beşinci yuva dönüş yuvası. Dönüş yuvasına iki tane yapıyorum. Aşağı doğru döneceğiz burada. Burada iki tane sık iğne yapıyorum. Bir alttakine geçtim. Yine iki tane sık iğne yapıyorum. Yine bir alttakine geçtim. Yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde en son yine yuvaya sık iğne yaparak yaprağımı tutturdum. Buraya kadar olan bölümü şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya kadar yaptığımız kısmı. İki tane yaprak yaptık. Ortada da çiçeklerimizi yapacağımız zincirlerimizi hazırladık. Şimdi buradan aşağıya doğru tığ battıya kadar her önümüzdeki boşluğa ikişer sık iğne yaparak iniyorum ben. 1, 2, diğer yuvaya girdim. 1, 2, diğer yuvaya girdim. 1, 2. En son kullandığım tığ battının altından da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi başlarken burada 3 tane boşluk bırakarak başlamıştım. O 3 boşluğumu tekrar bırakacağım. Onlar 3'er zincirliydi. 3 zincirimi çektim. Bir sonrakine. 3 zincirimi çektim. Bir sonrakine. Yine. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bir sonrakine tutturuyorum. Burada arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çektim. 1 doladım. Trabzanımı yaptım. Bir sonraki tığ battıdan ikişer ikişer çıkarak 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan tutturdum. Şöyle olacak. Çiçek yuvalarım var. Çiçek yuvalarımın arasında da bu
Üçgen çimenlerden beşer tane olacak. Ben hemen üçgen çimenlerden beşer tane yapıp bir tane çiçek yuvası yapacağım. Sonra uç kısmının yapılışını göstermek istiyorum. Ben çimenimin yanına bir tane daha yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen üst kısmının yapılışıyla devam etmek istiyorum. Çeyizlik bir model, zor emekli bir model. Sipariş alan arkadaşlar ona göre düşünsünler fiyat verirken. Şimdiden ben hem modeli göstermiş hem de uyarmış olayım. İlmeğimi oluşturuyorum. Turuncu ipimle başlayacağım. Her dalın ucunda bir turuncu, bir krem çiçeklerim olacak. 13 zincir çekerek oluşturduğum yuvam vardı. Sık iğne ile giriyorum arkadaşlar önce. Yaprak mantığıyla aynı mantık oluyor. Birinci sık iğne ile girdim. İlmek çektim alttan ikinci ilmeğim. Yine ilmeğimi çekiyorum üçüncü. İlmeğimi çektim dördüncü. İlmeğimi çektim beşinci. Toplamda 6 ilmek yapıyoruz. 6 tane ilmek yaptım. Yine ilmeklerimi küçük tuttum. İkişer ikişer geriye doğru yine çıkıyorum. 2 2 2 2 2 Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. İlk yuvadan kirpiğimi düğümlüyorum. İkinci yuvadan girdim. İlmeğimi çektim. Üçüncü yuvadan yine aynı şekilde. Dörtten aynı şekilde. Beşten aynı şekilde. Beşinci yuva biraz kapalı duruyor ama orada bir küçük bir yer var arkadaşlar. Yaparken daha iyi fark edersiniz diye düşünüyorum. Yine ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle biraz netleştirelim. Daha güzel anlaşılsın. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Sıra sıra açık olan yuvalardan ilmekleri çok uzatmadan minik minik olacak şekilde giriyorum. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Birinci ilmeğimi çektim. İkinci ilmeğimi çektim. Yine 2, 2 geriye alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane ilmeğim kalmıştı. Onu hemen yuvadan geçiriyorum. İkisini birden düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Böylece çiçeğimin yarısı tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi diğer yarısına hemen devam edeceğiz. Burada bir tane daha sıkı, bir sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Ucuna bir sık iğne daha yaptım. İki tane yan yana sık iğne oldu. Yine burada 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar kirpiğimi kapattım. Bir alttakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya kapatıyorum. Bir alttakine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bir alttakine geçiyorum. Yine 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya kapattım. Toplamda 6 tane çıkışta, 6 tane de inişte kirpik olması gerekiyor. İlk yuvadayım. Sık iğne ile girdim. Üstüne 5 zincirimi çektim. Yine ilk yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. Ve en son 13 zincirime de sık iğnemi yaptım. Üstüne bir tane zincirimi çektim. İpimi burada keseceğim. Krem rengi ipimle devam edeceğim arkadaşlar. Krem rengi ipimle hemen ilmeğimi oluşturayım. Zaten turuncu ipimle yaptığımın aynısını yapacağım arkadaşlar. Birbirinden bağımsız iki çiçek oluyor. İkinci yuvadan sık iğne ile girdim. İlmeğimi küçük tutuyorum. İkinci, üçüncü, altı tane olacak. Dördüncü, beşinci, altıncı ilmeğimi çektim. 2 2 geriye doğru çıkıyorum. 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Birinci yuvadan girdim. Sıra sıra boş kalan önümde yuvalar görünüyor. Onlardan birer birer giriyorum. İlk seferde 6 tane ilmek oluyor tığımda. İkinci seferde bir tane eksiliyor. 5 oluyor arkadaşlar. Yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. 2, 2, 2. Şöyle biraz daha netleştirmek istiyorum. İyi anlaşılsın diye. 1, 2, 3, 4. 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. İkinci yuvadan girdim. İlmeğimi çektim. Üçüncü yuvadan girdim. İlmeğimi çektim. Dördüncü yuvadan
giriyorum. Yine ilmeğimi çekiyorum. İkişer ikişer geriye doğru. 2, 2, 2 çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. İlmeğimi düğümlüyorum, kirpiğimi. Sıradaki yuvalardan yapıyoruz arkadaşlar. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane yuvam vardı. Oradan ilmeğimi çektim. İkisini birden topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya kapattım kirpiğimi. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi kapattım. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi kapattım. Bir alttakine geçiyorum. Aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine kirpiğimi kapattım. Hep aynı yuvaya kapatıyoruz arkadaşlar. Bir alttakine geçtim. Sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi en son kullandığım yuvayla kapatıyorum ve 13 zincirime de bir sık iğne yapıyorum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim hemen. Ben modelimin diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar ve ütüyle hafifçe düzelttim. Bu sıklıkta yapacağım bu yazmanın kenarını. Çok beğenilen, Instagram'da özellikle DM'den çok fazla istek alan bir modeldi. Bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Herkes yapsın. Güzel günlerde sağlıkla, mutlulukla kullansın.